Şöyle güzel bir gün geçirelim derken maalesef yine Mescid-i Aksa avlusunda acı bir hadiseyle karşılaştık. Normalde yıllardır Mescid-i Aksa avlusunda olsun, Kudüs sokaklarında olsun ülkesiz Müslümanlar. Bakın biz bunlara ülkesiz Müslümanlar diyoruz. Yani Kudüslüler. Evet. Bunlar Filistinliler ama bunların bir ülkesi yok. Yabancı bir ülkeye gitmek için Ürdün pasaportu kullanmak zorundalar. <laughs> i̇şte bu ülkesiz Müslümanlar İsrail tarafından hırpalanıyor, hor görülüyor. Memleketlerinden çıkarılmak isteniyor. Çünkü bizim Kıbrıslı Türklerimiz gibi onlar. 74 harekatı öncesindeki Kıbrıs Türkleri gibi. Yani dünya hukukunda, uluslararası hukukta Kudüs'te yaşayan Filistinlerin hakları saklı. Ve İsrail bunlara dokunamıyor. E bunları şehirden çıkarmak, nüfuslarını azaltmak istiyorlar. Asimile etmek istiyorlar. O zaman ne olacaklar? <laughs> Onlara baskı uyguluyorlar. İşte bu baskı neticesinde bizim televizyonlarda sıklıkla gördüğümüz hadiseler meydana geliyor. Fakat maalesef şimdi artık iyice işi azıttılar ve Mescid-i Aksa avlusunda başka ülkelerin Müslüman halklarına da saldırmaya, onların da gözlerini korkutmak için bir takım haksız faaliyetlere girişmeye başladılar. Onlardan bir tanesinde yeni yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bizim ülkemize ait bir genç kadınımız. Orada Babur Rahme'de Kur'an-ı Kerim okurken İsrail polisleri tarafından oradan kalkıp uzaklaşması istendi. Evet Kur'an okuyor. Bakın baktıkları başka bir şey yok. <laughs> Yıllardır Filistinli yani Kudüslü Müslümanların yaptıkları tek şey bu zaten. Avluda Kur'an okumak, ibadet etmek, ibadet ederek, Kur'an okuyarak orada duruyorlar ve protestolarını sessiz bir şekilde bu şekilde gösteriyorlar. Ne yapsınlar? Ellerine silah almıyorlar, taş atıp fırlatmıyorlar, <laughs> siper kazmıyorlar. Sadece oturup Kur'an okuyorlar ya. Ee, hafta içi yani <laughs> Cuma günleri orada tatil. Hafta içi e, İsrail artık avluyu turizmi açtı. Sabahtan İkinciye kadar yabancı turistleri sokuyor ve tabi bunu fırsat bilerek Yahudi turistleri de yani Kudüs olsun dışarıdan gelen Yahudi turistleri de şehre sokuyor, Avluya sokuyor ve tabi Avluya girenler içinde fanatikler var. Orada taşkın faaliyetlerde bulunuyorlar. Bundan dolayı e, Müslümanlar orada durup Kur'an okuyorlar. Tabii Filistinli kadınlar bunu ağırlıklı olarak yapıyor. Hayatlarını o avluda geçirmeye, o avluda bir varlık göstermeye çalışıyorlar. Hangimiz sahip çıkıyoruz ki Allah aşkına? Hangi Müslüman devletin başkanı bu konuda ne yapıyor yani? Ne yapıyor? E öyle olunca <laughs> onları alıp sürüklüyorlar, onları götürüyorlar. Geçen haftalarda gördünüz namaza durmuş insanlar namazlarını bozdular ettiler. Şimdi de bir Müslüman kızımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Müslüman kızımız... Orada Babur Rahmet'e Kur'an-ı Kerim okurken alındı, sürüklenerek götürüldü. Önce kalk git diyorlar. Şimdi ben size o görüntüleri göstereceğim. Kızcağız kalkıyor, yürüyor giderken. Ondan sonra arkasından yanına gelip çantasını istiyorlar. Vermek istemiyor. Kim vermek ister ki? Çantasını alıyorlar. Çantasını alıp yürüp giderlerken arkasından çantamı verin diyor. Ve bu kez kollarına girip zorla onu götürüyorlar. İşin en ağır yanlarından biri. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Müslüman kız bizim evladımız <laughs> sürükleyip koluna girip götürenler kim? İsrail'in erkek polisleri. Ya ayıptır ya. Hani birini sorgulamaya bir yere götürüyorsun. Erkekse erkekler, kadınsa kadınlar götür. Bu nedir ya? Erkekler koluna girmiş tesettürlü bir genç kız bu. Sürükleyerek götürüyorlar. Bakın size o görüntüleri göstermek istiyorum. Hakikaten yürek yakan görüntüler. köşede evet. oturup kitap okuduğu bu şekilde Böyle Evet, bu birinci manzara. <laughs> yani bakın gördünüz. Kur'an okuyor orada. Koymuş sandalyesine. Her şey ortada koymuş sandalyesini Kur'an okuyor. Kur'an okurken geliyorlar kalk git buradan diyorlar. Evet tam oturduğu yer neresi biliyor musunuz? Altın kapının karşısındaki zeytin ağaçlarının altı. Ben şimdi size birazdan tüm teferruatıyla altın kapıyı anlatacağım. Altın kapı nedir? Altın kapı Yahudiler ve Hristiyanlar için niye önemlidir? Orada bir Müslümanın oturması neden bunlara batmaktadır? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii kızcağız kalkıyor yürürken bu kez tekrar geliyorlar çantasını almak istiyorlar. Arkadaşımızın çantasını aldı şu an. Allah Allah. Bakın, Allah Allah. Burası Bakın burası turist kaynıyor görüyor musunuz? Çantamı çalıyorlar kızlar. <laughs> kızlar. Burası turist kaynıyor arkadaşlar. Kızlar. Hepsi turist. Bizi arkadaşlar. bu insanlardan ayıran tam olarak ne? Çantam çalınıyor. Kızımız elinde Kur'an-ı Kerim, az önce okuduğu Kur'an-ı Kerim. Bu kez onu oradan kaldırmakla yetinmeyip bir de çantasını alıp gidiyorlar. Ne yaparsanız, siz olsanız ne yaparsanız çantayı alıp gidiyorlar. Seyreder misiniz? Herhalde arkadan gidersiniz yani. O da onu yapıyor ve oradaki maalesef biz Müslümanlar yerimizden bile kımıldamadığımız için, o kadar kokuşmuş olduğumuz için şu an kapıyı ziyaret eden Hristiyan turistlerden yardım dileniyor yazık. Zavallı kızcağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu. Evet. Biz yok seçimdi, yok oydu, yok buydu birbirimizi atarken, tutarken Müslüman Türk kadının namusu orada eziliyor ve manzara burada. Daha acısını görmek istiyor musunuz? Geliyor. <laughs> şerefsiz. Şerefsiz. Ya, 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 ya? Şerefsiz elimde kuran var. Kuranı alın. Kuranı alın. Şerefsiz elimde kuran var. Heh. Evet. Manzara ortada. Kızımızın kollarına gelip yaka paça götürüyorlar. Niye? Çantamı alamazsınız. Nereye götürüyorsunuz çantamı dediği için. Ya arkadaşım çantasını arıyorsan çantanın sahibinin önünde ararsın. Bu nedir ya? çantayı alıp sırtın dönüp gitmekler. Yani hukuksuzluğun bu derecesi ve tabii ki bu acı manzaranın son sahnesi. Hiçbir şey yapmadı sadece rahmet eşi önünde oturdu. Gel buraya Tuba gel buraya Tuba çıkma. Çıkmanı istiyorlar çıkma. Evet. Az önceki konuşmayı duydunuz. Hiçbir şey yapmadı. Sadece rahmet mescidinin önünde Kur'an okudu. Sadece rahmet mescidinin önünde Kur'an okumak. Ee, hocam serbest kalır mı? Tabii ki kalır. Tabii ki salacaklar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Filistin'i gariban değil atıp da yıllarca tutmayacaklar. Arkası var nihayetinde. Arkası biz olduğumuz için bu yayını yapıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yayını yaparak şerefini kurtarıyorum. Çünkü kızımız tutuklanalı saatler oldu. Hala resmi vakamlardan ufacık bir açıklama gelmedi. Sosyal medyada o kadar etiketlenmelerine rağmen Ayıptır ama ya bu ülkenin bir namusu var değil mi? Ya yani bu ülkenin bir insanı oraya turist olarak gidiyor ve Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. Yani bugün İstanbul'da bir sinagogda Tevrat okuyan bir Museviyi bir kişi kolundan tutsa, yaka paça çekmeye çalışsa ne olurdu? Dünya ayağa kalkardı değil İsrail'deki Yahudiler. Dünya ayağa kalkardı. Ben bu yayını bu ülkenin bir vatandaşı olarak konuşmak zorundayım. Bunu ifade etmek zorundayım. Elçilik heyetimiz yok mu diye soruyor bir takipçim. Valla ben bizim İsrail topraklarında, İsrail işgal topraklarına vazife yapan bir takım resmi yetkilileri de gördüm zamanında. Halil'deki Halil Ulu cami avlusundaki camiyi kapatmalarında cami mi orası neresi diyecek kadar konuya alakasız. Ha, çok alakalıları da gördüm alakasıları da. Şimdi bakın olayın aslı ne? Olayın aslı aslında altın kapı ile alakalı bir mevzu. Altın kapı yani Golden Gate. Babur Rahme, Babur Mağfire yani rahmet ve tövbe kapısı. Bu kapı son derece önemli bir kapı. Bu kapı hem biz Müslümanlar için hem Hristiyanlar için hem de Yahudiler için son derece önemli. Şu an bu kapının dışa bakan kısmını görüyorsunuz. Dışa bakan kısmını. Bu kapının içe bakan kısmını göstereyim size. Bakın içe bakan kısmı da bu şekilde. Bu kapı tarihten bu yana son derece önemsenmiş, korunmuş. Zeytin Dağı'nı gören bir kapı bakın bu. Şu an Zeytin Dağı'ndan çekilmiş bir fotoğraf görmektesiniz ve kapı işte tam karşınızda. Kapıya iyice yaklaşırsanız, bakın şöyle biraz yaklaşalım kapıya. Bunlar benim kendi çektiğim fotoğraflar. Kapının aslında iki kemerli, ikiz girişli bir kapı olduğunu göreceksiniz. Üzerindeki süslemelerden Roma dönemi, Hadrian döneminin yapı kalıntılarının devşirme olarak kullanıldığını görüyoruz. Kapı defalarca yenilenmiş, tamir görmüş. Yani Roma İmparatoru Justinianus'un da eli değmiş bu kapıya. Emevi ve Abbasilerin de eli değmiş. Kapıya son şeklini Osmanlılar, Kanuni Sultan Süleyman döneminde vermiş. Kapının hemen şu gördüğünüz ön kısmında demirlerle çevrili. Trabzanları görüyor musun? Demir trabzanları. Bunun önünde hatta bakın bizzat kendim de kareye kendimi koyarak çekmiş olduğum bir kare. Orası bir Mevlevi haziresi. Yani kapının önünde bir Müslüman mezarlık var. Hem de Hazreti Ömer döneminden kalma bir Müslüman mezarlık. Parmağımla gösterdiğim yeri yakından göstereyim size. İşte şu görmüş olduğunuz kitabe. Yani orası Kudüs Mevleviliğinin en önemli haziresi. En önemli haziresi. Kudüs'te Nakşi tekkesi var, Kadiri tekkesi var, Hindi çisti tekkesi var. Kudüs'te Mevlevi tekkesi var. Bakın Kudüs'teki Mevlevi tekkesi bu. Kudüs'teki Mevlevi tekkesi bu. Ve bu tekkenin kapısına geldiğiniz zaman kapısına da bu kitabeyi görüyorsunuz. Mescidül Mevlevi'ye yazıyor. Yani Mevlevi Mescidi. Yani Kudüs'te Mevlevi'ye yoluna intisap edenler, bu tekkiye gelip sema edenler, o yolda bulunanlar vefat ettiklerinde altın kapının önüne, işte buraya defnediliyorlardı Osmanlı Devleti döneminde. Tabi şu an İsrail'in büyük arzusu hem bu Mevlevi hazinesini buradan kaldırmak hem de şehrin kapısı önündeki altın kapı Babur Rahme önündeki sahabelerin de metfun bulunduğu bu kapının tamamını bu mezarlığın tamamını kaldırmak. Evet. Peki Hristiyan ve Yahudiler için bu kapı ne anlama geliyor? Önce şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Kudüs üzerine iki tane çalışma yapmıştım. Bu yapmış olduğum çalışmalar Kudüs 1 ve Kudüs 2 kitabında uzun uzun anlatılıyor. Özellikle Kudüs 1 kitabında altın kapı kısmı, şu gördüğünüz kısım. Burayı okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Burada yaklaşık 5-6 sayfa bu kapıyı anlatıyorum. Hristiyanlar bu kapıda ne umdu ne buldu. Yahudiler bu kapı için neler düşündü neler hedefledi. Biz Müslümanlar için bu kapı neden önemli? Yani Emevisi, Abbasisi, Memlüklüsü, Eyyubisi, Selçuklusu, Artuklusu ve Osmanlı döneminde bu kapı hangi amaçla kullanıldı? Ve kimler bu kapıda hangi faaliyetleri gütmüş oldular? İşte şimdi sizlere adım adım bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi efendim bu gördüğünüz kapı... E, ...tarihten beri burada söz konusu olan bir kapı. Yahudiler de Hristiyanlar da bir Mesih bekliyorlar. Bir gün bizim Mesih gelecek ve... Zeytin Dağı'na inecek. Zeytin Dağı'ndan Mabet Dağı'na yürüyecek. Mabet Dağı dedikleri Mescid-i Aksa avlusunun olduğu yer. Zaten Zeytin Dağı ile Mabet Dağı arasında bir Kidron Vadisi var. Durun ne yapalım? Ben size uydudan şöyle havada uçura uçura bunların hepsini bir göstereyim. Bakar mısınız? Hadi ben çok severim uydu görüntüleriyle anlatmayı. Öyle yapalım. Uydu üzerinden bunların hepsini konuşalım. Ve bu kapı bizim için neden önem arz ediyor? Bunları bir yerinde görmeye çalışalım. Evet. Uzaya çıktık. <laughs> Hemen şöyle. Evet, Türkiye'miz Kudüs şuralarda bir yerde. Şöyle bir yaklaşalım. Kudüs'e doğru. Evet. Şehirler gözükmeye başladı. Evet, Kudüs burada. Bakın görüyorsunuz Kudüs'ü. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi ben size uydu görüntüleriyle net bir şekilde nerede, ne var, ne yok hepsini anlatacağım inşallah. Biraz daha yaklaştık Kudüs'e. Biraz daha yaklaşalım. Evet. Bakın Kupetü Sara gözüktü. Herkes masumucunu görüyor değil mi? Kupetü Sara'yı gördünüz. Şuradan daha bir net görüyoruz hadiseleri. Evet. Bakın Kubetü Sahra şu an ekranın tam ortasında. Mescid-i Aksa mukaddes alanı olduğu gibi gözüküyor. Karşımızda şu an ekranın ortasında gördüğünüz kısım. Yani şurası Zeytin Dağı bölgesi. Zeytin Dağı'nı görüyoruz. İşte Yahudilerin mezarları var burada. Kıyamet gibi mezarları var. Ee, bu taraf Mabet Dağı. Bu taraf Zeytin Dağı. Şurası da Davut Dağı. Bakın City of David diye de yazıyor üzerinde. Google Earth haritasından gösteriyorum size. Davut Dağı olarak gözüken. Üç dağın üzerine kurulmuş bir şehir Kudüs şehri. Eski Kudüs. Doğu Kudüs denilen Sur içi Kudüs. Şehrin surlarını zaten görüyorsunuz bakın. Boydan boya şehri çeviren surlar buradan bu şekilde geliyor. Şehrin bir kenarında o dikdörtgen Mescid-i Aksa avlusunu görüyoruz. Kıble ne taraf? Kıble burası. Şu gördüğünüz duvar kıble duvarı. Mescid-i Aksa Kıble Camii burada. Kubbetü Sahra da burada. Biraz daha yaklaştırayım isterseniz daha net görün. Evet. Bakın Kubbetü Sahra'yı görüyoruz. Mescid-i Aksa Kıble Camii'ni görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Mescid-i Aksa ise bu 144 dönümlük avlunun tamamı. Yoksa yani o saçma sapan tartışmaya girmiyorum bile. Yok Kur'an'ın anlattığı Mescid-i Aksa bu cami mi, bu cami mi ikisi de değil. İkisi de Emevilerin yaptığı camiler. Kur'an-ı Kerim Emevilerin devlet kurmasından daha önce zuhur etti biliyorsunuz Kur'an ayetleri. Sonra Mescid-i Aksa'nın ve aynı zamanda Kudüs şehrinin bir kısım surları da buradan böyle uzuyor bakın böyle devam ediyor. İşte bu surların önünde altın kapı var. Bu surların üzerinde altın kapı bakın tam şurası. Yani kızımızın az önce Kur'an okuduğu yer tam şurasıydı. Tam şurada Kur'an okuyordu. Altın kapı burası. Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha yakından bakalım. İşte iki tane kubbe var bakın üzerine gördünüz mü? İki kubbe var çünkü altında iki tane mekan var. O iki mekanı dışa açan iki kemerli, iki girişli kapı var burada. Ve arkaya doğru uzanan bir ilginç bina var. Yani kapı arkaya doğru bir bina haline gelmiş. Bu bina ne? Bu bina biz Müslümanların medresesi. Eyyubiler döneminde Eyyubi hükümdarlarından Muazzam İsa adında bir Eyyubi hükümdarı bu arkayı uzatarak Muazzam İsa medresesi haline getiriyor. Bakın bu medrese çok önemlidir. Bu medresenin olduğu yerde burada e, İmam Gazali Hazretleri yıllarca kalmış ve İhya-i Ulumiddin adlı kitabının bir bölümünü burada yazmıştır. Onun için Gazaliye medresesi olarak da adlandırılmaktadır bu kıymetli eser. Bu önemli yer. Kızımız şurada Kur'an okuyor. Kıyamet kadar turist burada geziyor. İşte orada Müslüman okuyan, çarşaflı bir kız, bir Müslüman Türk kızı Kur'an okuyor. Bu rahatsız ediyor bunları ve alıp götürüyorlar. Önce çantasını alıyorlar, çantasına sahip çıkınca da onu da alıp götürüyorlar. Neden bu kapının etrafında Müslümanların dolanmasından rahatsızlar? Çünkü Yahudiler bir Mesih bekliyor. Hristiyanlar da bir Mesih bekliyor. Diyorlar ki bir gün bizim meslek gelecek. Zeytin Dağı'na inecek. Zeytin Dağı'ndan Mabet Dağı'na doğru yürüyecek. Ve altın kapı. Onlara göre Golden Gate. Bize göre Babur Rahme. Bu kapıdan içeri girecek. Sonra kayanın üstüne çıkacak. Kaya nerede? Şu an Kupetü Sahra'nın da üzerinde bulunduğu. Üzerinde bulunduğu. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Mescid-i Aksa Mukaddes alanı bu 144 dönümün Tamamı. Bu 144 dönümün içerisinde mukaddes kaya burası işte. Şu gördüğünüz kısım. Bu mukaddes kaya hakikaten çok mukaddes. Allahu Teala'nın yeryüzünde kendisini ayırdığı Kabe Mescidi Haram'dan sonra en kıymetli ikinci yer Kudüs Mescidi Aksa. Bakın Medine Mescidi Nebevi değil. Kudüs Mescidi Aksa ikinci sıradadır. Ve onun üzerindeki muallak kayası mukaddes kaya aynen Mescid-i Haram avlusunda Kabe neyse Mescid-i Aksa avlusunda da mukaddes kaya o kadar kıymetlidir. Ve o kayanın ortasında bir mağara vardır. Mağaranın üstünü örtecek şekilde Emeviler döneminde aslında önce Hazreti Ömer yapmıştır bu mescidi. Onun için buna Ömer Mescidi denir. Daha sonra Emeviler bunu sekizgen altın kubbeli bir şekilde yaparlar. Kubbetü Sahra. Sahra zaten gırtlaktan söylüyoruz kaya demek çöl anlamına gelen sahra değil, sahra. Kaya demek, kubbetü sahra, kaya kubbesi demek. Kayanın üzerine yapılan mescit. Sadece kayanın bir kısmına yapılmış. Mukaddes kaya etrafta devam ediyor hala. Ve Yahudiler de Hristiyanlar da bir mesih bekliyorlar. Bir gün bizim mesih gelecek, Zeytin Dağı'na inecek. O Kidron Vadisi'ni boydan boya geçecek ve sonra buraya gelip burada Golden Gate diyorlar. Altın kapı bize göre Babur Rahme. Rahmet ve tövbe kapısı. Buradan içeri girecek. Kayanın üstüne yürüyecek. Tahtını kurup oturacak. Ve güya ne başlayacak? Ben bunu gruplarıma da anlatırım. Hani bir ara bir film çevrildi. 10 seneden fazla oluyor. Kingdom of the Heaven. Cennetin Krallığı. Hollywood'un çevirdiği Salahattin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethini anlatan bir film. Cennetin Krallığı. O filme neden Cennetin Krallığı adını verdiler? Çünkü Yahudiler de Hristiyanlar da bir Mesih bekliyorlar. Mesih gelip Kudüs'e uğrayıp kayanın üstüne tahtını kurup oturduğunda bizim cennetimizin krallığı başlayacak diyorlar. Bakın daha birkaç gün önce yani pazar günü benim Ayasofya Camii turum vardı. Grubumla beraber Ayasofya'ya girdim. Birinci narteksi geçtim, ikinci narteksi geçtim ve Ayasofya'nın içinde tahtta oturan bir Hazreti İsa, Hazreti İsa ikonası var. Tahtta oturan. Onu gösterdim ve bunu anlattım. Yahudiler ve Hristiyanların beklentisi. Şimdi Yahudiler de bir Mesih bekliyor ama Hristiyanların beklediği İsa Mesih'i, Hazreti İsa'yı beklemiyorlar. Biz başka Mesih'i bekliyoruz diyorlar. Gelecek ve Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak diyorlar güya. Ve o geldiği zaman... Diyorlar ki Zeytin Dağı'nda gömülü bütün Yahudiler sonra dünya üzerindeki bütün Yahudiler dirilecek ve Yahudiliğin cennetinin krallığı başlayacak. Dünya üzerindeki bütün toplumlar Yahudilerin kölesi olacaklar. Buna inanıyorlar. Hristiyanlar da hayır sizi değil bizim Mesih gelecek. Sonra işte Zeytin Dağı'na inecek. Kidron Vadisi'ne geçip Mabet Dağı'na çıkacak. Kayanın üstüne tahtını kurup oturacak. Bizim krallığımız başlayacak diyorlar dünya üzerinde. Onlar da buna inanıyorlar bu şekilde. E peki bu kapıya ne oldu? Bu kapı sonradan kapatıldı. Bu kapı aslında 800'lü yıllarda bir kapatılıyor. 800'lü yıllarda. Kimler tarafından? Tabii ki Müslümanlar tarafından. Yahudiler iki farklı inanışa sahipler. İki farklı. Bir kısım Yahudiler bu kapı Mesih gelene kadar kapalı olmalı diyor. Bir kısım Yahudiler Mesih gelmeden önce kapı açılmalı. Mesih'e bu kapı hazırlanmalı diyorlar. Aynen İsrail devleti kurulsun diyen Yahudiler olduğu gibi İsrail denilen bu devlet bir terör devletidir. Ee, gerçek resmi bir devlet olamaz. Çünkü Mesih gelmedi. Mesih gelmediği için böyle bir devlet kurulamaz diyen Yahudiler de söz konusu. Böyle iki ayrı fikirler var. Hristiyanlar biliyorsunuz milattan sonra 199'da Kudüs'e ele geçirdiler. Aslında Kudüs Selçukluların elindeydi. Selçuklar orayı koruyor gözü gibi bakıyordu. Alparslan'ın emriyle Atsız Bey tarafından kurtarılmış. Melikşah'ın emriyle Artuk Bey ve Tutuş Melikşah'ın kardeşi oraya gitmiş ve orayı koruma altına almışlardı. Maalesef Büyük Selçuklar birbirine düştü ve parçalandılar. Fatimiler 1098'de Kudüs'ü yeniden ele geçirdiler. Ama 1099'da Müslümanların o parçalanmış durumu fırsat bilen Haçlılar Hristiyan Katolik Avrupalılar Kudüs'e geçirdiler. 1099'dan 1187'ye Salahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü yeniden fethetmesine kadar tam 88 sene Kudüs'te kaldılar. Ve bu süre zarfında e, o kapıyı açtılar. Neden? Bugün bizim meslek gelecek kapı açık olsun diye. Hristiyanlığa göre kapı ne anlama geliyordu? Hristiyanlığa göre bugün Kur'an-ı Kerim'in en uzun ikinci suresi Ali İmran. İmran kim? Hazreti Meryem'in babası. Henna kim? Hazreti Meryem'in annesi. İmran ve Henna'nın e, Hristiyanlığa göre, onlar İmran demiyorlar, Yokohim diyorlar. Yokohim ve Anna'nın, Hazreti Meryem'in anne ve babasının buluştuğu yer. Buna inanıyor Hristiyanlar. Hatta bununla alakalı bir takım görselleri de var. Ben size onları da göstereyim şöyle bir. Bakın, şu görmüş olduğunuz şekilde. Altın kapı, golden gate. Onlara göre, işte Yokohim ve Henna, e, Anna. Biz Müslümanlara göre İmran ve Anna. Onun kapıda buluştuğu, karşılaştığı, işte uzun yıllar dua ettiği bir evladımız olsun diye ve Allahu Teala'nın Hazreti Meryem'i onlara bahşetme meselesini biliyoruz. Bu kapı tabii ki şehrin en çok kuşatılan cephesine baktığı için çünkü Kudüs'ü tarihten bu yana, bu yana kim kuşatırsa hep şu an gördüğünüz Zeytin Dağı tarafından şehre girmeye çalışıyor. E, şehri buradan muhasara edince de ön, en çok bu kapıyı zorluyorlar. Altın kapıyı buradan girmeye çalışıyorlar. E, buradan içeri girdiniz ve küt diye karşınıza e, Kupetü Sahra çıkıyor. İşte bundan rahatsız oldukları için Salahaddin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethettiğinde bu kapıyı ördürüyor. Bakın şehir surlarını görüyorsunuz. Şehir surları bunlar. Ve... Bu surlardan şehre girmek isteyenler önce altın kapıyı zorluyor. E buradan içeri girdiniz mi direkt önünüze Kupetü Sahra geliyor. Ve şehri muhasara edip şehre cebri girenler mukaddes alanı talan edip buradaki mukaddes mescitlere saldırıyorlar. Kupetü Sahra ve Mescid-i Aksa kıble Camii'ne saldırıyorlar. Bundan dolayı buraların muhafazası son derece önem arz ediyor. Son derece önem arz ediyor. Salahattin Eyyubi 1187'de Kudüs'ü fethediyor. Fethettiğinde ilk işinden birisi bu gördüğünüz kapıyı ördürmek oluyor. Evet bakın bu kapı örülüyor ve bu şekilde içindeki bu iki ayrı kemer kapatılıyor. Şehri muhasara eden kötü niyetli insanlar buradan girip de içerideki eserlere, kıymetli eserlere, camilerimize zarar veremesinler diye. Ee, Yahudiler bir Mesih bekliyorlar demiştim size. Ve bekledikleri bu Mesih geldiğinde bu güya onlara göre altın kapıdan içeri girerken Yahudilerin Mesih'in önünde bir kohen yürüyecekmiş. Bir kohen. Buna inanıyorlar. Diyorlar ki kohen yürüyecek ama bizim kohenimiz Müslüman mezarlığından geçemez. Bu Müslümanlar az değil diyorlar. Bu onların fikri. Bunlar bizim Mesih'imiz buradan içeri girmesin diye önündeki Kohen Müslüman mezarlığından geçemeyecek diye Müslüman mezarlığı bu kapının önünü altın kapının önünü Müslüman mezarlığı yaptılar diyorlar. Ey ya Rabbim. Yahu ben şurada kendime doğru döndüreyim de Musevilere böyle inanan Yahudilere bir sesleneyim. Bakın biz Müslümanlar sizin beklediğiniz Mesih'in gelip de o kapıdan gireceğine bir kere inanmıyoruz. Böyle bir inanç söz konusu olmadığı için bizim o kapıyı örmek gibi bir derdimiz yok. Salahaddin Eyyubi'nin de o kapıyı örmesinin sizin Mesih'inizi engellemek gibi bir derdi yok. Çünkü Salahaddin de böyle bir Mesih inanışı yok. Sizin beklediğiniz Mesih geldi. Sizin beklediğiniz Mesih Hazreti İsa'ydı. Geldi, beğenmediniz, inanmadınız. Ve onu reddettiniz. Reddettiniz. Lan biçim yok. Hadise böyle. Hazreti Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem geleceğini biliyordunuz. Hatta Rahip Bahira 10 yaşındaki peygamberimizi Şam'da gördü. Özür dilerim. Busra'da gördü. Ve Ebu Talib'e amcasına sakın bunu Şam'a götürme dedi. Bunu Şam'a götürürsün. Yahudiler kendi çocuklarından daha iyi tanıyorlar onu dedi. Tanırlar. Vay bizden gelmedi onlardan geldi der ve ona zarar verirler dedi. Ebu Talip bütün malını mülkünü bu sırada sattı. Ticaret için Şam'a götürecekti. Daha yüksek fiyata satacaktı. Ama yeğenime zarar verirler diye aldı. Yeğenini geri Mekke'ye götürdü. Yani Hazreti İsa'yı da biliyorlardı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı da biliyorlardı. Ama bizden değil diye reddettiler, kabul etmediler. Ki Hazreti İsa Yahudilerin arasında çıkmıştı. Onlardandı. Ama bir düzen kurmuşlardı. Mescid-i Aksa avlusundan deli gibi para basıyorlardı. Hazreti Musa'nın şeriatı bitmişti. Hazreti İsa yeni bir şeriatla gelince delirdiler. Para kanallarımız kesilecek diye onu reddettiler, onu öldürmek için ellerine geleni yaptılar. Onun için de bugün zaten Hristiyanlar Hazreti Hristiyanlar Yahudilerden niye nefret ediyorlar? Bizim Mesih'imizi öldürdünüz diye. Bu kapı var ya bu kapı. Ah bu kapı. Dili olsa anlatsa. <laughs> bu kapıdan kimler geçti? İnanışa göre bu kapıyı Hazreti Süleyman yaptırdı. Bir rivayete göre Hazreti Süleyman'dan temelleri kaldı. Üzerine Herot ikinci mabedi inşa ederken ikinci kapıyı yaptırdı. Hadrian milattan sonra 135'te bu kapı dahil şehri tamamen yeniledi. Justinianus kapıyı yeniden yaptırdı. Ve Hadrian döneminin mimari kalıntılarını da kullandı. Bu gördüğünüz kapı Justinianus tarafından yapıldıktan kısa bir süre sonra ...Sassaniler şehri ile geçirdiler. Ve Sasani kral Hüsrev atının sırtında bu kapıdan içeri girdi. Ve Arkasından Heraklius şehri geri aldı. Heraklius şöhretli bir şekilde bu kapıdan içeri girecekti. Heraklius'a gece rüyasında aynen Mesih İsa gibi bu kapıdan tevazuyla girmesi. Böyle bir iddiaları var rivayet Hristiyanlık adına. Mütevazi bir şekilde buradan içeri girdi. Sonra Heraklius bu şehirde biliyorsunuz. Ee, Sasanilerin elinden Kudüs'ten Sasanilerin çalmış olduğu kutsal haçı kurtardı ve getirdi. Daha sonra Müslümanlar yani Hazreti Ömer'in orduları içinde Am İbni As'ın içinde e, Halid bin Velid'in Şurahbil bin Hasene'nin bulunduğu o İslam orduları şehri kuşattılar ve Kudüs'ü fethettiler. Hazreti Ömer şehrin anahtarlarını almak için bir deveye yardımcısıyla dönüşümlü olarak binerek Kudüs kapılarına geldi. Ve buralardan o da geçti. Bakın Müslümanlar bu altın kapının Babur Rahmi'nin de bulunduğu surların önüne o mezarlığı Mescid-i Aksa avlusuna yakın olmak için yaptılar. İçeri de defnedilebilirlerdi ama bunu saygısızlık olarak gördüler. Avlunun önünü tercih ettiler. Ya bak düşünün Bugün Mescid-i Aksa avlusunda Osmanlı'yı arkadan vuran adam. Şerif Hüseyin'in bile mezarı var. Şerif Hüseyin. Ürdün kralıydı. Osmanlı'yı arkadan vurmuştu. Ola Abdullah İngilizler Ürdün kralı yaptılar. Şerif Hüseyin Arabistan kralı yaptılar. Ama İngilizlerin oyununa geldi. Kandırıldı. Veli Nimetine ihanet etti. Sürgünde yaşadı. Öldüğünde Mescid-i Aksa avlusuna gömdürdü babasını Kral Abdullah. Düşünün. Hazreti Ömer'den beri koca koca sahabeler Mescid-i Aksa avlusuna gömülmeyi bilmiyorlar mıydı? Ama haya ettiler avluya değil. Avlunun hemen dış duvarının önüne defnedildiler. Avluya yakın olmak, o mukaddes alana yakın olmak için yaptılar. Kimdi bu sahabeler? Ashab-ı Sufa'da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat e, i tedrisatında eğitim görmüş. Peygamberimizin öğretmenliğine yetişmiş sahabeler. Yani çok önemlidir. 20 küsür tane sahabenin kabri duvarın önünde. Ama iki tanesini bizzat biliyoruz. İki tanesini bizzat yakından tanıyoruz ve kabirlerine ziyarete gidiyoruz. Bu duvarın önüne geldiğiniz zaman, bu duvarın önüne hemen şöyle göstereyim ben size. Bakın. Bu altın kapı Babur Rahmeden bu tarafa doğru yürüyorsunuz. Hemen şöyle bir dakika daha geniş bir yerden göstereyim ben size bunu. Orada Ubade bin Sabit ve Şetbat bin Evs radiyallahu anh'ın kabirleri var. Evet bakın tam ha şuradan daha güzel olacak. Şuradan girdiğiniz zaman kabristana e, Ubade bin Sabit radiyallahu anh'ın kabri burada. Şeddat bin Evs radiyallahu anh'ın kabri de hemen burada duvarın önünde. Ya 30'a yakın sahabenin kabri olduğu rivayeti var burada. İki tanesi net kabrini biliyoruz. Bu sahabeler de kim? Hazreti Ömer döneminin bizzat, bizzat biri Kudüs kadısı, biri de Kudüs valisi. Bu görmüş olduğumuz sahabeler son derece kıymetli, son derece özel. Evet, uzun lafın kısası. Bu gördüğünüz Babur Rahme son derece kıymetli, özel bir kapı. Biz Müslümanlar için de önemli. Bakın anlattım İmam Gazali Hazretleri bile burada bir sürü kalmış etmiş. Ve böyle bir kapının önünde tabii Hristiyan gruplar, turist gruplar buralara geliyor geziyor. Bir Müslümanın şurada oturup Kur'an-ı Kerim okumasından bile rahatsızlar. Kur'an-ı Kerim okumasından bile. Bakın ben size şu an canlı yayın yapıyorum. Ve canlı yayınım sırasında çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Ama özellikle resmi koymamış, isim koymamış bu şekilde fake hesaplarda nasıl küfrediyorlar? Neden küfrediyorlar biliyorsunuz değil mi? Çünkü Müslümanların bu avluyu bilmesini istemiyorlar. Bu avlunun bizim için ne kadar önemli olduğunun bilinmesini istemiyorlar. Bizi uyandıracak kişilerin konuşmasından rahatsızlar. Kim Kudüs Müslümanlarındır, oradaki tapularımız bizimdir derse ona küfretmek, sonra onu susturmak, onun önünü kesmek istiyorlar. 5 yıldır benim önümü kesip 5 yıldır benim Kudüs'e gitmemi yasakladıkları gibi. Ama ölene kadar, susturulana kadar biz konuşmaya, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Kudüs'e gitmemiz yasaklanmış olsa bile. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen okuyun, lütfen öğrenin. Kudüs'le alakalı o birinci hazırlamış olduğum kitap. Kudüs Eskişehir, Şehir. İkinci kitap. Ee, birinci kitap Arzın Kapısı Kudüs, ikinci kitap Kudüs Eskişehir. Lütfen bu kitaplarla gidin. Ben engelleneceğimi biliyordum. bugün oralara gidemeyeceğimi biliyordum. Bekliyorum engelimin kalkmasını, şu yurt dışı yasağımın kalkmasını. Ama orayla alakalı sizleri uyandırmaya, bunları anlatmaya sonuna kadar devam edeceğim. Sizden en büyük arzum o kitaplarla Kudüs'e gidin. Bir firmayla gitmeniz şart değil. Kendiniz gidin. Sokak sokak dolaşın. Sizi neden o kapılardan uzak tutmaya çalışıyorlar? Hepsi o kitaplarda yazıyor. Ve kendi kendinizin rehberi olun. Ve Kudüs'ün bizim için niye ehemmiyetli olduğunu, birilerinin bizi oralara neden sokmak istemediğini net bir şekilde kendi gözlerinizle orada görmeye çalışın. Yeniden görüşünceye kadar hepinize selamlarımı sunuyorum. Hoşçakalın.